Metropol Araştırma Kurucusu Özer Sencer, seçim yasası değişikliğiyle ilgili açıklamalarda bulundu. İktidar şu an en zayıf dönemini yaşıyor diyen Sencer, Millet İttifakı'nın ilk turda kazanmasının formülünü verdi. Halk TV'de yayınlanan Seda Selek'le Perdenin Önü Arkası programına bağlanan Metropol Araştırma Kurucusu Özer Sencer, siyasi gündemle ilgili önemli değerlendirmelerde bulundu. Halk TV internet sitesinde yer alan habere göre seçim yasası değişikliğiyle ilgili konuşan Sencer, iktidarın oy gücü bakımından şu an en zayıf dönemde olduğunu ifade etti. İktidarın bu şekilde seçime girecek olması halinde Cumhurbaşkanlığı seçimini de parlamento seçimini de kaybedecek durumda olduğunu söyleyen Sencer şunları söyledi. İktidar bunu görüyor. Oyunu artıramayacağına göre seçim yasasında ufak tefek değişikliklerle ki buradaki değişiklikler ufak tefek sayılmaz, avantajlı hale getirmeye çalışıyor. Seçim kanunuyla oynamak bir defaya mahsus iktidarın işine yarasa da eğer muhalefet konuyu çok iyi algılar ve ona göre davranabilirse seçim kanununda yapılacak değişiklikler muhalefete iktidardan daha çok yarar. Yani bunu şöyle düşünmek lazım. Bu bir satranç oyunudur. İktidar bir hamle yaptı. Muhalefetin de bu hamleye karşı en doğru hamleyi yapıp mat olmama gibi bir sorumluluğu var. Benim kanaatim muhalefet liderleri özveride bulunabilirse hem Cumhurbaşkanlığı hem de parlamentoyu kazanabilirler. Seçim yasası değişikliğinin Cumhurbaşkanı seçimiyle bir ilişkisi yok. Bugünkü kamuoyu ölçümlerine göre muhalefet eğer uygun bir adayla çıkarsa çok rahat bir şekilde Cumhurbaşkanlığını alabilir. Hatta ilk turda bile alabilir. Ancak birinci turda böyle bir seçimi kazanmak için HDP'nin aday çıkarmaması gerekir. Muhalefet adayının seçim zamanı yapılacak anketlerde Erdoğan'dan 10 puan önde olması gerekir açıklamasını yaptı. Hiçbir siyasi kurum ve kuruluşa bağlı olmadan gerçekleştirdiğimiz bağımsız yayınlarımız için videolarımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın.